Öyle iş mi olur ya? Dün leş gibiydi hava, bugün çiçek açıyor. O yüzden böyle bir haftadır hastayım. Boğazım, sesim çok kötü, iyileşmedi. Hemen doktora gittim, ilaçlarımı düzenli kullanıyorum falan ama bana mısın demedi. Bugün böyle bu sesle çekeceğim videoyu. Merhabalar. Bugün günün çok alakasız bir saatinde video çekiyorum. Tam böyle gün batımı. Işıklarım var ama gün ışığından da destek alıyorum. O yüzden muhtemelen böyle hafif değişken bir ışıkla devam edecek video. Umuyorum çok rahatsız etmez sizi. O yüzden bu değişikliği size mümkün olduğunca hissettirmemek için çok hızlı olmam gerekiyor. Önce kozmetiklerden başlayacağım. Bu sefer böyle hem az hem de gerçekten kilit ürünlerden bahsedeceğim. Sonra daha eğlenceli şeylerden bahsedeceğiz. Şu ikisini beraber anlatmak istiyorum. Çünkü ben bunları hep beraber kullanıyorum. Daha önce story'de paylaşmıştım bunları. Bu ikisini birlikte kullanmaya başladığımdan beri fondöten kullanmıyorum demiştim. Şu an yüzümde de sadece bunlar var ten ürünü olarak. Bunlar fondötensiz, doğal ten efektini yakalayabileceğiniz, hafif kapatılmış bir cildi yakalayabileceğiniz bence mucizevi ürünler. İkisi beraberken özellikle gerçekten inanılmazlar. Bu Benefit'in The Pore Professional serisinden Pore Minimizing ürünü. Bu bir baz aslında. Bendeki 3 numara. Benim cildime birazcık koyu geliyor ama daha iyi. Bu kızarıklıkları falan çok güzel nötrlüyor. Çünkü böyle hafif turuncumsu kahvemsi bir rengi var. Kullanmadan önce şöyle çalkaladığınız bir ürün. Açtıktan sonra arkasında şurada bir pres bölümü var, bir butonu var. Oraya basıyorsunuz ve böyle pıtır pıtır yüzünüze yerleştiriyorsunuz ürünü. Bayağı akışkan, likit bir ürün. Çok da böyle kapatıcılığı falan olan bir ürün de değil. İncecik bir yapısı var ama gerçekten iş görüyor. Ben özellikle yüzümün ortasına uyguluyorum. Geri kalan kısımlarını geriye doğru pek götürmüyorum. Gerek kalmıyor zaten. Bunu uyguluyorum ve elimle yayıyorum. Aslında altında şöyle bir süngeri var ama ben işte böyle ürünün içinden çıkan bu tarz süngerleri, aplikatörleri çok sevmiyorum. Çünkü temizlenmesi de zor oluyor aslında. O yüzden hiç bulaşmadım buna. Direkt ellerimle yayıyorum. Üzerine de cildim biraz böyle koyulaşmış oluyor aslında bunu uyguladığımda. Üzerine de NARS'ın bu Hydrating Glow Tint'ini uyguluyorum. Bendeki rengi Fair. Bu özel bir seri. Bir ortak çalışma aslında. Bir collaboration ürünü. Pembemsi bir rengi var ki normalde bütün cilde böyle pembemsi ışıltılı bir ürün sürmek bence büyük bir risk ama ikisi beraber benim cildimde inanılmaz duruyorlar. Şu an yüzümden rahatlıkla görebilirsiniz etkisini zaten. Şöyle göstereyim mi? Böyle köpük krem arası bir yapısı var. Ne kadar görünecek oradan bilmiyorum ama. Bence bu tek başına böyle çok doğal bir highlighter gibi de kullanılabilir. Yüzün yüksek yerlerine sadece uygulanabilir ya da ekstra, ben mesela bütün yüzüme uyguluyorum. Ekstra yüksek yerlere, highlighter bölgelerine de uygulanabilir. Bayağı sağlıklı böyle uyanmış ışıl ışıl bir cilt etkisi yaratıyor ikisi beraber. Son bir aydır benim için makyajsız gibi görünen ve çok minimal ürünlerle yapılan sağlıklı aydınlık cildin sırrı bu ikisi. Bir de yine aynı seriden NARS'ın bu Multiple Tint Stay var. Rengin adı Alice. Bunu da gerçekten bütün bir ay elimden düşürmedim. Öyle söyleyebilirim. Bu çok amaçlı kullanılan sticklerden bir tanesi. Ambalajda tabii böyle cayır cayır kırmızı, bayağı korkutucu görünüyor. Farkındayım ama çok böyle sheer bitişli bir ürün. Yani varla yok arası hafif renk veriyor. Çok kremsi, çok böyle inanılmaz güzel bir duruşu ve bitişi var. Ben bunu ağırlıklı olarak dudaklarımda kullandım. Çok amaçlı bir ürün, gözde de kullanabilirsiniz aslında. Yanaklarda da kullanabilirsiniz ama ben dudakta çok beğendim. Şu an dudağımda da bu var zaten. Ben yüzüme kırmızı uygulamak konusunda biraz çekingenim. Allık da zaten çok sevmediğim için bir de böyle kırmızı tonları, kırmızımsı bir etki olduğu zaman ben biraz kaçıyorum o taraftan ama dudakta inanılmaz duruyor. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bugün mesela biraz daha yoğun uyguladım. Ben normalde böyle parmağımı alıp pıt 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 yerleştiriyorum ve sanki dudaklarım kendiliğinden böyle kırmızımsıymış, canlıymış gibi duruyor ve o etkiyi çok seviyorum gerçekten. Hafif bir nemlendirici özelliği de var. O yüzden de ekstra bir puan aldı benden. Bunlar böylece şu üçlü olarak benim bir aylık makyajım aslında. Benim ojede 3 rengim var zamansız takıntım. Siyah, kan kırmızı ve gri. Bunları böyle sık sık döner gelir biraz orada kalırım. Sonra devam ederim. Bu ay benim için siyah ayıydı. Şöyle göstereyim. Daha önceki videolardan da dikkat etmiş olabilirsiniz belki. Siyah oje biraz sıkıntılı bir iş. Yani tam olarak opak renk vermesi, örtücü olması, kalıcı olması, parlaklığını uzun süre koruyabiliyor olması falan, siyah ojede onu yakalamak biraz zor oluyor gerçekten. Böyle griye dönüyor, daha soluk kalıyor falan. Ben onu hiç sevmiyorum. Ben gerçekten böyle parlak, net, siyah bir oje olsun istiyorum. O da benim için Yves Rocher'in siyah ojesi. Zaten Yves Rocher'in ojelerinin fırçaları biraz kalın, o yüzden böyle çok rahat
tırnağınızı tek seferde kapatabiliyor sürüş olarak. Onun dışında yapı olarak da orta kalınlıkta bir kıvamı var. O yüzden çok güzel tutunuyor, çok güzel bir opaklık sağlıyor. Çok da kalıcı bir oje, kendiliğinden parlak bitişli bir oje. Gerçekten iyi bir siyah oje arıyorsanız kesinlikle Yves Rocher'i tavsiye edebilirim. Bu arada ben bütün ojelerimin üzerine top coat uyguluyorum. Son zamanlarda aslında çok bilindik ama ben yapmıyordum. Yeni bir şey yapmaya başladım. O da top coat'u bütün tırnağıma sürdükten sonra şu uçlarına da minik bir geçiyorum. Uçlarını kapattığınız zaman çok daha kalıcı oluyor. Yoksa top coat'la beraber böyle kalınlaşan tek bir parça halini alan oje çok rahatlıkla uçlardan soyulabiliyor. Ama bu söylediğim yöntemle hiç soyulmadan sıfır fireyle minimum 4 gün götürüyor beni gerçekten. O yüzden aklınızda bir bulunsun. Muhtemelen geçtiğimiz aylarda çok gördüğünüz bir paletten bahsedeceğim ama gerçekten hak ediyor. O yüzden bahsetmesem olmazdı. Urban Decay'in Naked Heat paleti bu. İnanılmaz renkleri var. Gerçekten inanılmaz renkleri var. Hoppa. Oradan bakıldığı zaman şey gibi düşünebilirsiniz. Ya işte klasik kahve palet, hani her yerde bulunabilir renkler falan gibi gelebilir. İlk anda baktığım zaman bende de böyle aa çok güzel kahve tonları falan olmuştu ama hani o kadar yükseltmemişti beni, yani öyle söyleyeyim. Ama swatchladığınız zaman renkleri anlıyorsunuz ki birçok palette olmayan, birçok markada olmayan çok ara tonlar, çok spesifik tonlar var. Öyle olunca bayağı heyecanlandırdı beni açıkçası. Bir de şunu fark ettim, bu ay çok sık kullandım bu paleti. Şunu fark ettim, Urban Decay'in far paletlerinde, farlarında genelde bir tozutma problemi vardır. Artık hepimizin kabullendiği ve alıştığı. Bu palette o kadar da bir tozutma problemi yok. Yani çok minimumda, çok makul seviyede bir tozutma durumu var. Onun dışında hiç rahatsız etmiyor diğerleri gibi. O konuda bayağı başarılı olmuş bu palet. Bir de pigmentasyon. Aman Allah'ım, gerçekten inanılmaz. Yani şöyle bir parmağınızı dokundurup bütün göz kapağınıza farı uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı pigmentasyon konusunda. Kullandığım birçok far markası, far paleti böyle hop kenara itildi. İnanılmaz bir palet gerçekten. Gündüz gece makyajı ne isterseniz çıkabilir. Mat renkler çok güzel. Onun dışında ışıltılı renklerde biraz daha bordolar, mürdümler falan var aralarda. Bayağı iyi bir palet olmuş. Eğer böyle bir palet alayım hani beni kurtarsın ve çok da sıradan bir palet olmasın ya, İyi özel bir palet olsun diyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim size. Gerçekten bu kadar mı kozmetik favorilerim? Notlardan bir kontrol ediyorum. Gerçekten bu kadar. Evet. Çok az ve öz olmuş kozmetik favorilerim. Bu kadar. Şimdi biraz daha eğlenceli kısma geçiyoruz. Bir dergiden bahsedeceğim. Tuhaf dergisi. Bunu duydunuz mu daha önce? Okuyor musunuz bilmiyorum. Umarım okuyorsunuzdur. Okumuyorsanız lütfen alıp okumaya başlayın. Çok sevdiğim bir dergi benim. Nasıl anlatayım bu dergiyi? Bu tuhaf bir edebiyat dergisi. Size de öyle gelmiyor mu? Sana da öyle gelmiyor mu? Çok güzel bir dergi. Enteresan bir tarzı var, ben çok seviyorum. Her ay bir edebiyatçıyı konuk alıyor ve birkaç sayfa ağırlıklı onu işliyor. Düzenli yazarları var onun dışında ki Kalben de onlardan bir tanesi. Dergiyi ekstra sevmemin sebeplerinden bir tanesi. Onun dışında bir de şurada göstereyim. Şöyle bir poster veriyor içinden. Kullanmak isterseniz eğer, severseniz poster, afiş. Şöyle. Benim çok sevdiğim, beni gerçekten besleyen ve böyle zamana yayarak gerçekten uzun uzun okuduğum bir dergi benim için. Aylık çıkıyor ve sadece 7 lira. Bu geçen ayın sayısı. En arka sayfayı mesela beklemek haline ayırmışlar. Şöyle göstereyim. Benim de çok sevdiğim yazarlardan birkaç söz paylaşmışlar. Mesela Chuck Palahniuk beklemekle ilgili şöyle bir şey yazmış daha önce. Hayattan bir şeyler beklemek veya pişmanlık duymak gereksiz lükslerdi. Gabriel Garcia Marquez'den bir alıntı yapmışlar mesela. Her zaman yaşamak için bir neden, beklemek ve umut etmek için bağlanacağım küçük de olsa bir gerekçe buluyordum. Oysa 6. gün artık hiçbir şey beklemiyordum. Salda bir ölüydüm. Ya çok çok keyifli bir dergi gerçekten. Dediğim gibi beni çok besleyen bir dergi. Hop ışık döndü. Aydınlandık bir anda. Okumanızı çok isteyeceğim bir dergi. Takip etmenizi çok isteyeceğim bir dergi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne olur alın bunu kitapçılardan, büfelerden. Birçok yerde satışı var. Buna bir bakın. Çok geç izlemeye başladığım bir diziden bahsedeceğim. Sense8.
Çok severek izledim, çok keyifle izledim. Senaryosunu inanılmaz bayandım. Oyunculuklar da bence çok başarılıydı. Diziyi bitirdim ama dizi boyunca beni rahatsız eden tek bir şey vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. Ana karakterlerde hep eşcinsellik ve etnik köken üzerinde durulmuş. İşte gay ilişkiler, lezbiyen ilişkiler, Asya kökeni bir yerden, Hintli bir yerden. Yani evet tamam rating, evet tamam dikkat çekici falan ama yani yapıştırmışlar hemen. Hani niye o kadar nokta atışı her karakterde öyle bir etiket? Onu çok sevmedim. Yani evet hikaye çok güzel, inanılmaz güzel işleniyor. Oyunculukları gerçekten çok beğendim. Büyük prodüksiyon var, farkındayım. Çok büyük bir yatırım var. Arka planı az buçuk kendimce, az buçuk tahmin edebiliyorum. Ama o şeyi sevmedim. Yani her karaktere yapıştırılan bir cinsel ve etnik kimliği çok sevmedim. O beni biraz rahatsız etti. Yani o kadar vurgulanmasına ve göze sokulmasına gerek yoktu bence. Bu kadar. Geçiyorum. Sadece bunu söylemek istemiştim. Onun dışında gerçekten çok keyifli bir diziydi. Sanıyorum ki çok maliyetli olduğu için dizinin devamı gelmeyecekmiş. Son bir final bölümü yayınlayacaklarmış. Çok üzüldüm ama çok normal. Yani gerçekten maliyetli bir dizi olduğu belli. Çok büyük bir prodüksiyon olduğu çok belli. Yine de hani o maliyeti çıkartacak kadar rating alamıyor olmasına biraz şaşırdım. Çünkü iyi dizi gerçekten. Yani son bölümü bekliyorum merakla. Siz ne düşünüyorsunuz Sense8'le ilgili? Siz muhtemelen çoktan izleyip bitirmişsinizdir. Ben bayağı geriden geliyorum. Aslında geçen ay bitirmiştim diziyi ama orada bahsetmeyi unutmuşum ilginç bir şekilde. O yüzden bu aya dahil etmek istedim hemen. Ne düşündünüz Sense8'le ilgili? O kısım dikkatinizi çekti mi hiç o etiket olayları, her kimliğe bir etiket bulma olayları? Aşağıda benimle paylaşın çünkü merak ediyorum gerçekten ne düşündüğünüzü. Oh, fotoğraflarım geldi. Bir transfer maili. Dün bir çekim yapmıştık, onun fotoğrafları geldi. Şimdi bu videodan sonra hem montaj hem de fotoğraf paylaşımı falan filan güzel oldu, tamam. Oscar and the Wolf'u çok seviyorum. Gerçekten çok beğenerek dinliyorum. Geçtiğimiz ay sonunda yeni klipleri çıktı. Runaway parçasına yeni bir klip çektiler. İnanılmaz olmuş klip. İzlediniz mi bilmiyorum. Linkini aşağıya bırakacağım. Bir bakın mutlaka. Bayıldım klibe. Yani sahneleri izledim. Böyle çok basic sahneler var aslında. Baktığınız zaman böyle çok sade ve belki durağan gibi gelebilir sahneler size. Ama onların o çekim halleri, çekim aşamaları... Aman Allah'ım yani bu işten, bu çekim, montaj, kurgu, video, bu işten gerçekten iyi anlayan bir arkadaşım var. Sektöründe çok içinde bir arkadaşım. Hemen ona attım klibi. Ya bu sahneler nasıl çekilmiş olabilir falan dedim. Mesela sahnede, klipte şöyle bir sahne var. Birkaç sahneyi aslında çok beğendim ama mesela bir tanesi havada uçuş bir görüntü var. Üzerindeki kumaşların böyle uçuştuğunu görüyorsunuz ve havada asılı. Nasıl yapmış olabilirler falan dedim. Az buçuk tahmin edebiliyorum onu ama en çok şeye şaşırdım. Kadrajın yarısından bölündüğünü düşünün. Kadrajda biri var. Vücudu yarım görünen biri var. Ve yarım vücudunun da yarısı, alt tarafı bir anda dönmeye başlıyor kendi etrafında sarmal halde. Üst tarafta hiçbir şey yok ama aynen devam ediyor. Nasıl yaptınız ya? Nasıl yaptınız yani? Hani nasıl düşündünüz? O kadar güzel ki renklerden falan zaten bahsetmiyorum. Bir klipte beni alıp götüren iki şey var. Onlardan bir tanesi kadraj, o açı. Bir tanesi de renkler. Yani renkler güzel olduğu an ben böyle mest bir halde izliyorum. Klibi bir izleyin. Lütfen aşağıya bırakıyorum linkini. Ben eşyalarına çok dikkat eden ve çok iyi bakan biriyim aslında genel olarak. Ama geçtiğimiz ay şu serçe parmağıma taktığım mühür yüzükleri deniyor. Onları kaybettim. İki tane vardı onlardan. Kaybettim. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Ve evde çıkarttığımdan eminim ama hiçbir yerden çıkmadı. Ona biraz canım sıkıldı. Yeni takılar alacağım şimdi. Sadece yüzük değil aslında küpe de alacağım. Şurayı deldirdim birkaç ay önce. Dikkat ettiniz mi? Şeyden, Insta Story'den paylaşmıştım. Görünüyor mu buradan bilmiyorum ama şuradaki kıkırdağı deldirdim. Biraz acılı bir süreçti çünkü orası kalın aslında, iki kıkırdağın katlandığı bir bölge. Yani deldirme işlemi çok acılı değildi, hani o böyle geçiyor. Ama iyileşme süreci hem uzun zaman alıyor hem de gerçekten acılı. Ki çok da iyi baktım yani, hani ilacını bilmem neyini falan iyi baktım ama uzun zaman alıyor gerçekten oranın iyileşmesi.
Şimdi ne kadar oldu? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bitti. 4 ay olmuş. Belki bir ay daha beklerim. Çok emin değilim. Son bir aydır bayağı iyi gidiyor gerçi ama böyle bir ay iyi gidiyor sonra tekrar yara oluyor falan. O yüzden gerçekten tamamen iyileşene kadar beklemek gerekiyor. İlk deldirdiğiniz küpeyi çıkartmamanız gerekiyor. Muhtemelen böyle bir ay içinde falan asıl istediğim küpeye geçeceğim. Onun dışında bir iki yeri daha deldirmek istiyorum. Burada zaten aşağıda 4 tane deliğim var. Yukarıda bir tane var. Şunun yanına bir tane daha istiyorum. Bu tarafta 3 tane var. Yukarıda bir tane var. Burayı çok ellemem muhtemelen. Hani saçım ne tarafta daha açık oluyorsa orayı kullanıyorum daha çok. O yüzden biraz bu tarafa oynayacağım bu sıra. Çok beğendiğim görseller var. Bayağı araştırıyorum nereyi yapsam, nasıl yapsam falan diye takı araştırıyorum bir yandan da. Beğendiğim görseller var. Onlar şöyle şurada dönsün. Görün siz de fikriniz olur. Belki siz de düşünüyorsunuzdur öyle bir şey ya da belki beğendiğiniz bir şey olur. Onun dışında bir de dövme yaptıracağım. Bir dövme daha. Yani şunu dövmeden saymıyorum artık. Yani dövmen var mı diye soruyor mesela dövmeci arkadaşlarım ya da çok dövmesi olan arkadaşlarım. Senin dövmen var da değil mi ya diyorlar. Böyle buna var denemez ama falan diyorum. Bu benim ilk ve tek dövmem şu an için sadece. Bir nazar boncuğu. Aksesuar gibi olduğunu düşünmüştüm. Yani o zaman yaptırırken şöyle düşünmüştüm. Bir kadın vücudu, hala bu konuda aynı düşünüyorum. Bir kadın vücudu her zaman çok narin ve çok temiz olmalı bence. Çok duru olmalı. Yani kadın vücudu, kadın denildiğinde benim aklıma hep o naiflik ve duruluk geliyor. O yüzden onu böyle çok bozmak niyetinde değilim. Bunu yaptırırken de böyle hangi yaşta olursam olayım aksesuar gibi kalacak bir şey olsun falan dedim. Ve bunu yaptırmıştım. Çok da kötü işçilik. Çok kötü işçilik, çok kötü falan ama işte ilk dövmem ve çok keyifli. Seviyorum bunu. Hiç kapatmayı falan da düşünmüyorum. Böyle bir iki arkadaşım şey dedi. Hani kapat üzerine başka bir şey yaptır falan dedi ama ya bu tatlı bence ya. Kalsın burada. Şimdi biraz daha büyük bir şey istiyorum. Duru kalsın, sade kalsın deyip büyük bir şey yaptırıyor. Ama öyle çok göz önünde olan bir yer olmayacak. Şuraya sırta doğru devam eden bir desen var. Çok güzel bir desen buldum. Onu yaptıracağım. Hafif renkli bir şey. Türkiye'de o konuda bu sulu boya efektiyle falan karışık böyle değişik bir şey. O tekniği yapan çok fazla isim yok. Barış vardı. Barış Yeşilbaş. Çok sevdiğim bir arkadaşım ama artık Amerika'da bir süredir. Ara ara Türkiye'ye gelecek ama ne zaman gelecek? Yani bilmiyorum. Denk gelirse mutlaka Barış'a giderim öyle bir dövme için. Ama Antalya'da birini buldum. Onunla görüşüyorum şimdi. Belki dövme yaptırmak için Antalya'ya gidebilirim. Çünkü işleri inanılmaz temiz. Gerçekten çok düzgün. Mailleştik falan konuştuk böyle ama 3 ay sonrasına randevu falan diyor. Ya yani öyle yoğun, öyle iyi iş, öyle düşünün. O yüzden 3 ay bekler miyim? Onu bilmiyorum. Beklemezsem alternatifim var mı? Yok gibi. Belki Barış gelirse falan. İşte böyle bir araştırma ve bekleme hallerindeyim. Biraz böyle yapmak istediğim ve ertelediğim şeyleri bu sıralar yapmak istiyorum kendimde. Öyle şeylere vakit ayırdım. Biraz böyle bir ay oldu benim için. Bayağı da böyle sohbet tadında aktı gitti video. Bahsedeceklerim sanıyorum ki bu kadar. Eylül güzel geçti benim için. Şu hastalık dışında. Hala bu hastalık halleri devam ediyor. Etrafta hala salgın var. Havalar böyle saçma sapan kafasına göre davranıyor. Dikkat edin lütfen. Gerçekten dikkat edin. Çünkü bir kapınca toparlanması çok zor oluyor. Ay, bütün nasihatlarımı, öğütlerimi falan da verdiğime göre artık videoyu kapatabilirim sanırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.